Amaşa'dan merhabalar sevgili silah severler. Bugünkü silahımız Osman kardeşimizin Akus. Akus Hunter Lux serisi. Şimdi tüfeğimizi tanıtmadan önce bir kutusunu göstereyim şöyle. Bu tüfek bir şekilde bu kutunun içerisinde geldi. Kadife misil yapısı var. Böyle açıyorum. Hani ilk defa biz açıyoruz tabii tüfeğimizin kutusunu. Evet. Şu şekilde bir kutuyla geldi tüfeğimiz. Önce dipçiğini açıyoruz. Tüfeğimiz Hunter Lux. Şu şekilde menemişle yakılmış. Şöyle göstereyim ki kameramda da. Namlu gövde içerisinde oynamasın diye şu şekilde namlu içerisinden klip şeklinde cırt cırtlar atılmuş. Namlumuz da böyle mavi bir kılıfın içerisinde gelmiş. Bunları ayrı koyalım böyle. Evet, tüfeğimizin şekli bu. Şimdi hemen birleştireyim. El kundağındaki aparatlar dahil metal olan kısımları yakma menevişlerinden menevişle kaplanmış. Tüfeğimizin tam şekli bu. Yakma meneviş kaplamalı. Akus Hunter Lux. Evet, şöyle görüntüsü de bu. Böyle. Önden görüntüsü kırmızı bir fiber optik arpa cihazı sahip. Şeritli namlu. Şimdi tüfeğimizin özelliklerinden bahsetmek gerekirse. Öncelikle tüfeğimiz 3 kilo 200 gram ağırlığında. 76 milimetre fişek yatağı, yani 3 inç 76 milimetre fişek yatağına sahip 12 kalibre bir tüfek, önden mobil 5 şoklu, üzerinden şeritli 66, ön gövde namlu, iki namlu arası birleşik bir sisteme sahip. Yine çok ağır ve kalın bir, sağlam bir Türk cevizi seçilmiş. Biraz İspanyol dipçik gibi. Altı yuvarlanmış, ele biraz daha kolay gelsin diye. Tüfeğimiz bu. Hunter Lux. Bunun 5 tane serisi var. Hunter, Hunter Light, Hunter Lux, Hunter Deluxe ve Osto 01. Osto H1 diye 5 çeşit var Akus'un üretmiş olduğu bundan. Akus zaten şifte ve poze üzerine çalışıyor Türkiye'de. Yine açma kapama mandalımızın hem yanakları, şöyle yakın göstereyim. Hem de üst kısmı, hem yanakları hem de üst kısmı işlemeli. Onun altına kadar da yakma meneviş işlenmiş. Tüfeğimiz alttan bir dil yardımıyla iki tane ortadan ayrılmış, iki onu da göstereceğim şimdi. Dille korudan ayağa kaldırmak şeklinde çalışıyor. Tüfeğimizde hem enjektör sistemi, şöyle göstereyim, daha da rengi tekrar göstereceğim ve selektör sistemine sahip. Sağa çekip ileri gittiğiniz zaman alt, önce üst, sonra kendinize doğru emniyet alıp kendinize doğru çekip de ileri gittiğiniz zaman da üst, önce alt, sonra gibi bir atış özelliğine sahip. Şu şekilde alt kısmını göstereyim. Alt kısmında da Akus diye altın varaklı bir yazıyla yazılmış. Oranın içerisinde de yine tetik tertibatının üzerinde de, tetik korkuluğunun üzerinde de işlemeler var. Tek tetik tüfeğimiz. Şimdi tetik ağırlığına bakacağım. Evet, tetikler 3 kilo ve 3 kilo, 3,5 kilo civarlarında. Tüfeğin ağırlığıyla hemen hemen eşit. 3,5 kilo. El dipçiğin yan tarafına da küçük bir işleme ve kabartma yapmışlar. İki tarafına da. Şimdi tüfeğimizin özelliklerinden bahsedeceğiz. 3 kilo 200 gram dedik. Gövdesi, hemen açıp gövdesine de bakayım. Gövdesi kaplama olduğu için kişilik gövdeye sahip diyebiliyorum. Evet, gövdesi çelik bir gövdeye sahip, çelik bir gövde. Yandan 2 adet horozların üzeri kapakla kapatılmış. Kapaklar çok sıfır oturduğu için tam net belli olmuyormuş gibi sanki ama kapaklar yandan sökülüp çıkarılabiliyor. 2 tane de vidası var, 2 vida. Şöyle göstereyim, sol tarafında çift vida. Sağ tarafında da tek vidayla tutturulmuş. Evet. Tüfeğimiz 3 kilo 200 gram dedik, 2 iğneli, şuradan 2 tane
dil yardımıyla horoz ayağa kaldırmak suretiyle şuradan kuruluyor ve şuradaki siyah aparatla da bu parçamızın inip kalkmasına, açma kapı mandalını inip kalkmasına yardımcı oluyor. İçerisi de dahil hafif haplanmış. Mamlumuz 2 adet ortadan birleştirmeli 4140 tam dolu şeritten delme namluya sahip. Fiberoptik bir gezi var demiştim. Şimdi birazdan da ölçeceğiz tam doğru mu diye. Şuradan da şunlar şu ses duyulduğu üzere bunlar enjektörler. Yani tüfeğimizi kırdığımız zaman içindeki kovan atılmış ve boşsa onu dışarı atmak için yapılmış bir sistem. Hem enjektörlü hem selektörlü demiştim. Bu enjektör sistemi, selektör sistemi de şu emniyet mandalını geri çekip sağa gidip geri gittiğimizde namluları alt üst bu şekilde sola çekip tekrar ileri gittiğimizde de önce emniyet alıp sola gittiğimizde de üst alt gibi ayarlama özelliğine sahip. Evet. Şimdi tüfeğimizin boyunu emin olmak için tam ölçeceğim. Bazen evet tam şöyle göstereyim. Tam 66. Şöyle. Tam 66 santim namluya sahip. Şöyle. Bir de şoklarını ölçeceğim. Şoklarını 5 santim. Şokları 5 santim ama yine de bir çıkart. 5 adet mobil şoka sahip bu tüfeğimiz. Bunda da bir farklılık var. Çok enteresan. Hiçbir tırtık, girinti, çıkıntı olmadan şu şekilde bir şok sökme aparatı yapmışlar. Bu da artık kovunda buna benzer bir yapısı var. Kovulu bentusta. Şu şekilde içine sokarak bayağı da tutuyor. Şoklarımızın üzerine onu da şöyle yakından gösterelim. Diğer şokumuzla beraber. Zaten fabrikadan gereken üzerinde 4 şok olduğunu 4 yıldızla göstermişler. Şöyle görelim. 2 yıldız olarak da ikinci şok olduğunu bu şekilde işaretlemişler. Öbür tüfekleri gibi önlerden herhangi bir tırtık, kesinti veya boyama yok. Şimdi şoklarımızın boyunu ölçelim. 5 santimlik mobil şoklara sahip. Evet, 5,5 santimlik mobil şoklara sahipmiş. Şöyle de görebiliriz. 5,5 santim mobil şoka sahip. 5 diye geçiyor ama 5,5 santimlik mobil şoklara sahip. Şoklar biliyorsunuz namlu ucunu daraltarak veya genişleterek saçmamızın yakında veya uzakta dağılmasına yardımcı olan aparatlar. Tüfeğimizi tekrar birleştiriyorum. Genel görüntüsü de şu şekilde. Biraz önce de gösterdim. Tüfeğimizin genel görüntüsü bu. 3 kilo 200 gramlık bir tüfek. Osman kardeşimiz kendisine göre yaptırdı bunu. Aldı güzel. Güle güle kullansın. Bahsetmediğim herhangi bir şeyi kalmadı. 66 namlu demiştik ve tetik. Evet. Tetiği kendimize doğru çekip ileri gittiğimiz zaman önce alt sonra üst. Ona baktım tekrar. Bir türlü unutayım. Tekrar sağa doğru, dışa doğru çekip ileri gittiğimiz zaman da evet, önce üst sonra alt atmak şeklinde çalışan bir sisteme sahip. Yine tüfeğimizin namlusu siyah olmasına rağmen üzerine Akus diye yazılmış ve Akus'un işareti de konulmuş. Evet. Tüfeğimiz bu. Bir de tüfeğimizin toplam boyuna bakacağım şimdi. Kısa boylu arkadaşlar da bazen sorular. Tam 109 santim. 109 santim bir namlu ve dipçik, toplam dipçik boyuna sahip. Tetik mesafesini ölçeceğim şimdi. Şöyle koyayım. Tetik çekme mesafesi de standart 36 santim, 35,5 santim. Tetik çekme mesafesi. Tüfeğimizin yerden yüksekliğine bakacağım şimdi. Şu şekilde durdurum. Evet. En yüksek noktasını baz alarak söylüyorum. 12,5 santim. Yerden yüksekliği var. Dipçik kısmının yüksekliği de tam 11,5 santim. Tüfeğimizin şekli ve özellikleri bunlar. 4140 delme çelik çift namlu
ortadan kaynaklı yapıştırmalı, menevi kaplamalı, lüks modeli, Hunter lüks. 3 kilo 200 gram, 66 santim namlu boyu var, 76 milimetre fişek yatar ve bunda da emin olmak için bir de şeridin genişliğini ölçeceğim. Evet, şöyle ölçeyim tam net olsun. Evet, şerit de 5 milimetrelik bir şeride sahip. Şerit yüksekliğine bakayım. Evet, yine şerit yüksekliği de 5 milim kadar bir yüksekliğe sahip. Evet. 7 mi? 5 milim de şerit yüksekliği var. Evet. Şerit yüksekliği de 5 milim. Tüfeğimiz 3 kilo 200 gramlık bir tüfek. Osman kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Amacınız tüfek veya silah alacak arkadaşlara birimizin döndüğünce bilgiler çerçevesinde, verilen bilgiler fabrika bilgileri. O bilgiler ölçüsünde alacak arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. İnşallah kendisi de güle güle kullansın. Alacak arkadaşlar da videolarımızdan izleyip değerlendirebilirler. Saygılar, sevgiler.